Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere özellikle de astroloji ile ilgilenenlere, astroloji meraklılarına, böyle biraz kendi haritalarına bakan, yorum yapmaya çalışan arkadaşlara pratik olması açısından bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunu da özellikle yükselen burcun yöneticisi üzerine kurdum. Zira daha önceki videolarda size yükselen burcun öneminden bahsetmiştim. Tekrar etmek gerekirse kısaca, yükselen burç esasında kişinin hayata bakışını ve onun bir bakıma hayatında ortaya çıkan ana göstergeleri, kişinin kısmetini, erken dönemdeki yani özellikle çocukluktan gelen temaları ve kişinin bir bakıma genel olarak hayatının temelinde, bütününde neler var onları gösteriyor. Zira yükselen burç belli olduğunda diğer evlere hangi burçların düştüğünü de biliyoruz. Mesela yükselen burcu akrep olan birisinin ikinci evinde yay olacaktır, üçüncü evinde oğlak olacaktır, dördüncü evinde saka olacaktır. Biliyorsunuz ben aynı zamanda tüm burç ev sistemi kullanıyorum ve bunun da esasında oldukça elverişli, uygun ve özellikle de faydalı ve düzgün bir ev sistemi olduğunu yine daha önceki videolardan birisinde anlatmıştım. Bu kez yükselen burcun yöneticisinden bahsedeceğim. Çünkü esasında bizler hani haritayı yani genel olarak astrolojide kullanırken hayatı bir yolculuğa benzetebiliriz ve sonuçta haritayı da gemi gibi düşünürsek işte geminin dümeni yükselen burç olmuş oluyor. Zira hayatımızı nasıl yönlendiriyoruz, nerelere bakıyoruz, yani hayattaki konumumuz nedir, hayata bakış açımız nedir, bunları yükselen gösteriyor. Dolayısıyla yükselen burcun yöneticisi de esasında geminin kaptanını gösteriyor. Geminin kaptanı gemiyi ne kadar iyi kullanıyor, dümeni ne kadar iyi kullanıyor, yoksa dümene bakmıyor mu, dümeni görmezse belki kaza yapabilir. Yani bu mantıkla düşündüğümüzde esasında her şey biraz daha kolaylaşmış oluyor. Yani haritayı yorumlarken bu Yunanlıların özellikle gemi metaforu çok işe yarıyor. Dolayısıyla yükselen burcun yöneticisi esasında kişinin hayatta nasıl kendini konumlandırdığını, özellikle hangi konulara şahsen odaklandığını ve biraz da dümenini nasıl kullandığını, ne iyi oranda kullandığını da gösteriyor. Eğer yükselen burcun yöneticisi, ki bu arada şunu da parantez içinde söyleyeyim, her zaman burada klasik yöneticileri kullanmanızı öneririm. Yani akrep için Mars'ı, balık için Jüpiter'i, saka için de Satürn'ü kullanmanızı özellikle öneririm. Yani jenerasyon gezegenlerini değil, dediğim gibi yükselen burcun yöneticisinin bulunduğu yer yükselen burcu görüyor mu, görmüyor mu? Bunu biz açılardan anlayabiliyoruz. Eğer yükselen burcunuzun yöneticisi 6. evde ise, 8. evde ise, 12. evde ise bu biraz karmaşık durumlara yol açacaktır. Çünkü 6. ev, 8. ev ve 12. ev 1. evi görmez. Yani yükselen burcu görmez. Dolayısıyla bu kişilerin hayatında hayatı yönetmek konusunda bir takım sorunlar, bir takım karmaşık durumlar, belki sıkıntılar gündeme geliyor olabilir. Dolayısıyla yükselen burcu gören evler ise 3. ev, 4. ev, 5. ev, 7. ev karşıdan görmekle beraber yine de görüyor. 9. ev, 10. ev, 11. ev. 2. evin bir ayrıcalığı var. Esasında 2. ev yükselen burcu görmüyor. Fakat bu ev maddi konuları ve daha çok kişinin parayla olan ilişkisini, kazançlarını ve bu hayatta kazanmak için, para kazanmak için neler yaptığını da gösterir.
kişinin sahip olduğu değerlerle de alakalıdır. Fakat tabii eski Yunanlılar bu eve cehenneme giden yolun yol demişler. Yani para konusu, maddi konu, materyalist konular çok ruhsal açıdan iyi gözle görülmemiş. Fakat bu evi en azından yükselen burca destek bir ev gibi gördüğümüz için, çünkü kişinin parası, kazançları kişinin niyetlerine destek veriyor. Dikkat ederseniz ikinci ev esasında birinci evden hemen sonra geliyor ve ona böyle biraz omuz veriyor. Yani ona biraz destek veriyor. Dolayısıyla ikinci ev o kadar problematik değil ama yükselen burcunuzun yöneticisi dediğim gibi 6'daysa mesela bu kendinizi belki hayata konumlandırma yönünde biraz aşağıda tuttuğunuzu, belki kendinizi yaptığınız işle, hizmetle çok birleştirdiğinizi, kişiselliğin yani daha çok kişilik olarak kendinizi oraya odakladığınızı ve biraz altta kaldığınızı gösteriyor olabilir. Bu bakımdan sıkıntılı olabilir. Ayrıca 6. ev genelde hastalıklarla da alakalıdır. Yani biraz kişiyi yıpratan bir evdir. Bunun yanında 8. evde ise, yükselen yöneticinin 8. evde ise bu da genel olarak kişinin hayatında kendini güvende hissetmediği durumları, krizleri ya da başkalarına çok bağlı olan konuları anlatır. Bu ev biliyorsunuz ölüm ve yeniden doğumla da alakalıdır. Yani yükselen yöneticisi 8. evde ise kişinin hayatında genelde hayatla sürekli bir mücadele teması vardır. Ve 8. ev başkalarına güvenmek durumunda kaldığımız, biraz başkalarına medyun olduğumuz yani ihtiyacını hissettiğimiz bir ev olduğu için kişinin hayatında krizlere neden olabilir. Ortaklaşa konular, miras konuları, para konuları, hele özellikle burada bir malefik bir gezegen varsa, mesela gündüz haritasında Mars varsa, kişi açısından açıkçası çok rahat olmayacaktır. Bir diğer olanı da 12. ev. Yani yükselen burcun yöneticisinin 12. evde olması da kişinin hayatında çok dümeni tutamadığını, yine hayatında genel olarak biraz gaybtan kaynaklanan, yani bizim bilemediğimiz, Allah'ın bildiği, yaratıcının bildiği konuları gösterir. Biliyorsunuz 12. ev hep gizli kalan şeylerle, gayb dediğimiz, bizim bilemediğimiz şeylerle alakalıdır. Ve genelde hani modern olarak da bu evi belki kolektif temalar gibi de düşünebiliriz. Ve eskilerde bu eve belalar evi, sıkıntılar evi demişler. Dolayısıyla yükselen yöneticisi 12. evde olduğunda kişi kendisi farkında olmadan kendi başını belaya sokuyor olabilir. Yani kendi çıkarlarını düşünmeden bir takım belki adımlar atmış olabilir. Bu tabii hayatın içinde bir takım fedakarlıklara ya da kayıplara yol açıyor olabilir. Kişinin kendi hayatını ve sınırlarını, kendi yönünü belirlemesi pek kolay olmayabilir. Bu sakıncalı olabilir. Biz genel olarak dediğimiz gibi yükselen burcun yöneticisinin yükseleni gören evlerde olmasının daha rahat koşullar gösterdiğini söylemeliyim. Ama tabii burada sadece ev değil tabii ki, o gezegen hangi burçta duruyor ve hangi açıları yapıyor. Detaylandırabilirsiniz daha fazla, yani hangi evi yönetiyor ve harita, gece haritası mı gündüz haritası mı, yani bunlar da tabii ayrıca önemli. Çok kısaca belki birkaç örnek vereceğim. Burada mesela Camille Claudel'in haritasına baktığınızda, heykeltıraş fakat trajik bir hayatı var aynı zamanda. Hayatının çok uzun bir bölümünü maalesef akıl hastanesinde geçiriyor. Ruhsal sıkıntıları dolayısıyla. Haritasında akrep burcunun yükseldiğini görüyoruz ve yöneticisinin de Mars'ın da ikizler burcunda 8. evde olduğunu görüyoruz. Yani bu durum onun hayatında zihinsel anlamda, özellikle ikizler biliyorsunuz hep kafada olan şeyler, hep düşünsel anlamda önemli olan konuları, bazen çift durumları da anlatır. Ve Mars aynı zamanda haritasına baktığınızda
6. evinde yöneticisidir. Yani hastalıklar evinin de yöneticisidir. Bu durum onun hayatında, yani onun hayatını yönetme konusunda bir takım sıkıntılar getirmiş olmalı. Yani bazı noktalarda işte sevgilisiyle, ondan daha yaşlı Renoir'la olan ilişkisindeki krizler, kıskançlıklar belki daha fazla bunu tetiklemiş gibi gözüküyor. Yani yükselen yöneticisinin 8. evde olması tabii oldukça stresli bir durum. Bir başka örnek mesela Bill Gates. Bill Gates'in haritasında Yengeç Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz ve yöneticisi olan ayın da 10. evde ve Koç Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Tabii aynı zamanda bu harita bir gece haritası olduğu için ay daha da fazla önem kazanıyor. Çünkü gece haritasında ay biliyorsunuz haritanın ışığı olmuş oluyor. Ve ayın aynı zamanda hem kariyer evinde hem de 10. evde hem de Koç Burcu'nda, yani içinde liderliği öne çıkaran ve öncü olmayı gösteren konuları özellikle hayatında kullandığını görüyoruz. Bu ay aynı zamanda onun kazançlar evinde, para evindeki Uranüs'le, yani Aslan Burcu'ndaki Uranüs'le de bir üçgen açı yapmış. Yani bu alanda yetenekler, teknolojinin kullanılması gibi konuları da aynı zamanda anlattığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yani Ascendant'ın yöneticisi, yükselenin yöneticisi 10. evde olması büyük bir avantaj. Ya da kişinin kendini toplum önünde gösterme kapasitesinin güçlü olduğunu gösteriyor. Ve öncü bir karakter katıyor aynı zamanda. Çünkü Yengeç öncü bir burç, Koç da öncü bir burç. Bir başka örnek, Gülri Sururi'nin haritasında ise Yay Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz ve Jüpiter'e baktığımızda Jüpiter'in 7. evde İkizler Burcu'nda olduğunu, biraz yanında Venüs'ün olduğunu ve aynı zamanda haritasında 5. evde Uranüs'le de yine olumlu bir açı yaptığını, sekstil açı yaptığını görüyoruz. Yani bu onun hayatında ilişkilerin çok önemli olduğunu gösteriyor birincisi. Hep ortaklaşa konular, karşılıklı konular. Biliyorsunuz ikizler aynı zamanda merakı ve öğrenmeyi ve gençliği anlatan bir burçtur. Dolayısıyla bir anlamıyla Gülri Sururi demek ki hep kendisini karşısındakiyle bir arada düşünmek, belki kendi evlilik hayatında da, evlilik hayatının da çok önemli olduğunu gösteriyor. Ve bir yandan da bu sahne evindeki Uranüs'le de olumlu bir açı yapması onun özellikle sahnesine daha fazla cesaret ve yenilik ve orijinallik de kattığını söyleyebiliriz. Bir başka örnek Adolf Hitler. Adolf Hitler'in haritasında terazi yükseliyor. Hani diyebilirsiniz ki terazi gayet böyle daha yumuşak, diplomatik ve belki daha sevecen, yani daha böyle hoş bir burçtur. Fakat yükselen burcun yöneticisi Venüs Boğa burcunda, yani toprak elementinde ve 8. evde duruyor aynı zamanda. Dolayısıyla onun hayatında hep bir sahip olma, güçlü bir sahip olma, güçlü arzular ve bunu bir şekilde tam olarak da rahat bir şekilde ortaya koyamama durumu var. Ve Venüs'ün aynı zamanda Mars'la birleştiğini, hatta Satürn'le de kare açı yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla bu onun tabii özellikle ilişkilerine ve kendini ortaya koyma durumuna bir takım problemler, krizler getirmiş. Yani kendisi güzel sanatlar okumak istemiş. Mesela iki defa akademi tarafından beğenilmemiş, reddedilmiş. Burada bir kriz durumu ve bir yıkıcılığa dönüşmüş bir durum var. Çünkü Venüs Boğa'da olmakla beraber yanında Mars ona zarar vermiş gözüküyor. Zira bu bir gündüz haritası. Mars da gece gezegeni olduğu için Venüs'ü oldukça yaralamış gibi gözüküyor. Son bir örnek. Burada sizlere Carl Jung'un haritasını gösterebilirim. Biliyorsunuz Jung psikoloji alanında çok farklı bir ekol aynı zamanda ve kendi analitik psikolojiyi kurarken kişinin hayatındaki bütünleşme sürecini ve
bunu çok daha farklı kaynaklardan kullanarak ortaya koyuyor. Bireyselleşme sürecini özellikle ve astrolojiyle de ve ezoterik konularla oldukça ilgili. Onun haritasında Saka Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz ve yükselen yöneticisi de Satürn klasik anlamda. O da birinci evde ve kişilik evinde kendi yerinde duruyor, yönetici olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla bu onun bir kişilik olarak, bir kimlik olarak hayatında dümende tuttuğunu, yani dümeni tuttuğunu ve burada oldukça ilkeli, kararlı ve mantıklı, bilimsel bir yaklaşımı da bir yandan da ortaya koyduğunu gösteriyor. Tabii Satürn'ün Plüto'yla karesi var ama Jüpiter'le de çok güzel bir üçgen açısı var. Mutlaka bu kendi kimliği üstünde ya da kendi ortaya koyduğu teorileri aynı zamanda mücadeleyle de karşılaştı. Hep bir dönüşüm içinde oldu. Ama bu onun hayatında daha, yani bir bilim adamı olarak, çünkü Satürn genelde Saka Burcu'nda bilimle, mantıkla ilgili konuları anlatır. Özellikle burada bu konuları daha iyi yönetebildiğini ve kendisinin bir kimlik olarak, bir kişi olarak özellikle bir örnek teşkil ettiğini görüyoruz hayatı içinde. Sizlere bu örneklerle biraz böyle bir şeyleri anlatmaya çalıştım. Kısa bilgiler, fakat esasında arkasında tabii bir buzdağı gibi astroloji. Yani astrolojide biz belki çok ufak bir kısmını görüyoruz ama altında çok büyük başka tabii ki bilgiler de var. Arada sırada böyle özellikle astroloji ilgilenenlere, haritalarını yorumlamaya çalışanlara rehberlik edecek bilgiler vermeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.